Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar ee, bir başka FM 2019 videosuyla yine sizlerle birlikteyiz bugün Bursaspor kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, ilk kariyerimizin ilk videosunda neler olmuştu onlara bir bakalım kısaca oradan sonra e, Ankara gücüyle 25 Ağustos 2018'de e, maçı çıkacağız. Geçtiğimiz oyunda geçtiğimiz videoda e, transferler yapmıştık transfer döneminde transfer geçmişimize bir bakalım e, Yusuf Erdoğan zaten gelmişti Abubakar Mobara'yı 220 bin euroya takımımıza kattık Scott McDonnell'i Manchester United'dan kiralık olarak aldık Sergio Cordova'yı Augsburg'dan kiralık olarak kadromuza kattık ve Unai Lopez'i Atletico Bilbao'dan kadromuza kiralık olarak kattık. Sattığımız oyuncuları Sejres Jiresuke Muekaku'yu 1 milyon euroya, 1 milyon euroya e, Al Jazeera'ya sattık. Bogdan Stanku'yu Angers'e 1.4 milyon euroya gönderdik. Yani Atanasov'u da Vardar'a kiralık olarak gönderdik. E, ligde 2 tane maça çıktık. Ligde çıktığımız maç sayısı 2. Şu maçlarda neler oldu? Hazırlık maçlarında, e, hazırlık maçlarını kolayca bir şekilde atlamıştık zaten. E, sıkıntı olmaması adına, sizi sıkmamak adına. Alanya Sporu 3-0. Deplasman'da evimizde de Rize Sporu 4-0 mağlup ettik. E, Ağustos ayının son maçında Ankara gücüyle karşı karşıya geleceğiz. Bu videoda büyük ihtimalle Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını da oynayıp videoyu bitiririz herhalde diye düşünüyorum. Yine 35-40 dakikalık bir video sizleri bekleyecek gibi duruyor. Şimdi e, merak eden arkadaşlar için taktiği de göstereyim. Taktik tekrar karşımıza çıksın. Zaten kanalda mevcut olan taktiğimiz. Hali hazırda 4 2 3 1 dos 4 1 4 2 3 1 mi oluyor? 4 2 3 yok. 4 2 3 1 değil. 4 1 4 1 4 1 4 1, 1 dost taktiği bu arkadaşlar. O taktiğin de linkini açıklamadan ve şu anda kartlardan çıkıyor. İndirebilirsiniz, taktiği kullanabilirsiniz. Ağırlıklı olarak kiralık oyuncularla ekonomimizi düzeltmeye çalıştığımız bir transfer dönemi geçirdik ve Atlamadan söyleyeyim, Antonio Marin'i 2.5 milyon euroya gelecek transfer döneminde kadromuza katmak üzere transfer ettik. Ayrıca şöyle bir şey de var, onu da söyleyeyim. Geçtiğimiz bölümde 2D oynamama takılan arkadaşlar olmuş. Ben 2D oynamayı çok seviyorum, takımın hatalarını ve defansif problemlerini daha kolay gördüğümü düşünüyorum. 3D motorunu beğenmiyorum oyunun. 3D motorunu beğenmediğim için de maalesef bu şekilde oynamaya devam edeceğim. Ve ikinci bir şey, bazı arkadaşlar Oyuncu potansiyeline editörden bakmama takılmışlar. Onu da minimum seviyeye indirmeyi düşünüyorum. Editörden bakmayalım. Ee, daha gerçekçi olsun oyun. Benim buradaki amacım tamamen siz e, oyuncuların potansiyel yetenek puanlarını görebilin diye böyle bir şey yapıyordum. Ama oyun daha zevkli hale gelmesini istiyorsanız bu şekilde oynamaya devam edelim. Şimdi devam edelim Ankara Gücü maşıyla. Ee, Onur Atasayar'ı kiralık göndermemizi öneriyorlar. Gönderelim. Taktiksel öneriler bunlara uymaya gerek yok. Az sayıda Ankara Gücü'de hep taraftar varmış. Asistanı gönderelim. Hiç katılmaya gerek yok. Devam edelim abi. Bu arada gerçekten iyi skorlarla galip geldik. İki maçta yedi gol atıp hiç gol yemedik. Furkan Soyap sakatlanmış bu arada. Bence gayet güzel. Bu arada şöyle bir şey de söyleyeyim size. Bu sezonun devre arası transfer dönemini büyük ihtimalle canlı yayında yapacağız. Canlı yayında bir şekilde gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Yine çarşamba günü saat 4 18'de 4 nereden çıktı? Saat 18'de olacağını düşünüyorum. Bu arada yine hatırlatmadan geçmeyelim. Bu video hoşunuza giderse beğen tuşuna basmayı ve kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Size zahmet. Daha çok arkadaşa ulaşabilmesi için kariyer videolarımızın ve diğer videolarımızın like tuşu çok önemli arkadaşlar. Lütfen bunu atlamayalım. Asistanımızı görevlendirelim. Scott McTominay'den tam yararlanamamıştık. Scott McTominay'den bu maçta yararlanmayı düşünüyorum Ankara gücü maçında. Onun dışında takımda pek eksikliğimiz yok. Bir hafta geçtiği için biraz unuttum kariyeri. Normal şartlarda her çarşamba günü artık Bursa Spor kariyerinin yeni videosu gelecek. Ta ki bir sıkılıp yeni kariyere başlayana kadar Journeyman moduna geçmek istiyorum aslında. Journeyman modunda bir kariyer gerçekleştirmeyi de düşünüyorum. Bunu da ilerleyen zamanlarda yapabiliriz. Neden olmasın? Şimdi Yunay Lopez'i yerine çekelim abi. Scott McTominay'i böyle alalım. Onun dışında Henry Seve ile bunları değiştirdiğimiz zaman gayet iyi bir kadro uyumu yakalıyoruz. İlk 11'imiz şu şekilde oldu. Kalede Muhammed Şengezer, sağ bekte Abu Bakar Santiago Vergini, Ertuğrul Ersoy, Yasmin Latolevici, Stefan Bazi, Scott McTominay, Henry Seve, Yunay Lopez, Allah Lima, Diafra Sako 11 ile sahaya çıkacağız. Yedeklerimizde Okan Koçuk, Barış Yardımcı, Aril Yenşeci, Emre Taşdemir, Kordova, Yusuf Erdoğan, Tunay Torun, Aytaç Kara, Abdullah Eşeyu ve Umut Nahir şeklinde 21 kişilik bir kadroyla maça çıkıyoruz. Ankara gücüyle, dost Ankara gücüyle. Maça çıkıyoruz. Ankara gücü bu hafta öncesinde 9. sırada. Biz ise 2. sıradayız. 6 puanla 7 artı avarajla. Ankara gücünün 11'ine bir bakacak olursak. Kalede cevap. Kalede. Hof. Sağ bekte. De... Bu adamın adını hep kötü söylüyorum. CC. Bakarikone. Hortu. Tiago Diego Pinto. Erdemşen. Fatih. Bifuma. Mulin. Moktar. Ve... Sersi. 11 ile Ankara gücü sağda Ankara gücü yalnız. Evet maça başlayalım. Asistanımıza devredelim. Geçtiğimiz maçlardan gelen bir başarılı performansımız var. Transfer sezonunun kapanmasını geçiyoruz ve maça başlıyoruz. Stefan Maggi, Yasmin Latovlevici, Henry Seve, Allano Lima, McTominay, Mobara vurdu dışarı. Maça hızlı başladı Bursa Spor. Dakikalar 3'den 4'e geçiyoruz. Şunu şöyle yapalım. Allah'ın o kasında bir gerilme yaşanıyor. Allah'ın oynar ya oynar. Aslansın sen deyip devam ettiriyoruz. Tehlikeli pozisyon geldi Ankara gücü adına. Dışarıda Ankara gücünün iki hata var. Bizim bir hatamız var. Takıma biraz daha azimli oynamasını söylememiz gerekiyor. Henry Seve, Stefan Badji, McTominay gönderdiği yer mi? bari orta geldi. Unai Lopez. Yor. Adamın adını söyleyemiyorum. Johannes Hof. Per Johannes Hof. Ve evet, durgun bir oyun geçiyor. Şu anda Ankara gücünün daha çok atağı var bizden. Kaleye isabetli şutları bir. Bizim ise hiç şutumuz yok. Top oynama yüzdelerine bakacağımız zaman %56'ya %43 Ankara gücünün bir üstünlüğünü görüyoruz. Daha yaratıcı olmasını söyleyelim takıma. Şu anda Cafra gerçekten kötü oynuyor. Pinto tehlikeli pozisyon. Ankara gücü atacak gibi. Molin dışarı gitti top. Allah'tan. Orta geldi Latovlevici. Ertuğrul vurdurmadılar. Kontra atak şansı. Gitti araya Henry Seve girdi ve aldı. Henry Seve mükemmel bir oyuncu. Muhammed gönderdi yer. Bakari Kone. Tehlikeli geldik. Gol pozisyonu Allah'ına kaçırdı. Tehlikeli gelmiştik. Maalesef olmadı. İlk yarı bu skorla mı bitecek derken daha azimle oynayın diye bir gazlayalım takımı ve ilk yarının sonucu 0-0. Bursa Spor'da kötü oynayan oyuncular var. Bununla ilgili bir taktiklere gelmek istiyorum. Bakıyorum. Jafra Sako kötü. Allahan Alima kötü. Yunay Lopez kötü. Şimdi Jafra Sako'yu çıkarıp Kordova'yı alalım oyuna. Ve sağda da Yusuf. Sola Yusuf alalım. Yusuf bakalım neler katacak takıma. Mulin, Fatih, Moktar, Mulin gönderdi. Bifuma, Erdem, Pres var ve Foul, Yusuf Erdoğan dakika bir girdi. Sarı kart görmedi, iyi bari. Aman çocuklar, tehlikeli maç ama hadi biraz oynayın ya, bir yaratıcı olun ya, bir hadi kendinize gelin çocuklar. Adeta kenarda çıldırdık. Adeta çıldırdık. Mobara sakatlanmış. Ertuğrul Latovlevici ileri doğru gönderdi. Kordova presi zorladı orada alamadı topu. Ertuğrul'a geldi top. Henry Seve. Henry Seve orta pozisyonu. Latovlevici gol. İnanılmaz pozisyon yine kaçtı sayın seyirciler. İnanılmaz pozisyon. Moktar, Moktar Reis. Ulan pozisyonu kaçırdık bak ya. Yanlış tuşa bastık. 27 derece esintili bir hava. Ankara gücün stadında 1500 Bursa Spor taraftarı var yaklaşık. Sersi sakatlanmış bu arada. Tunay Torun. Tunay Torun'un girmesi lazım. Tunay bakalım ikinci yarının son dakikalarında neler yapacak. Oyunda Tunay Torun. Yunay Lopez çıktı. Tunay Torun girdi. İlk iki maçta çok iyi oynayan Bursa Spor bugün maalesef gol yılların çok etkisiz bir tablo çizdi. 11, 11 kez bir 11, 11 kez kaleye gitmesine rağmen Kubila e girdi bu arada. Eski bir Bursa Sporlu kendisi kiralık olarak Ankara gücünde. Lato Ulevici direkt gol! Stefan Maggi offside mı? Offside. İnanılmaz. Latov vuruyor. Direkten dönüyor. Badji. Gerizekalı Allah'ın lima. Allah'ın ilmi yok ki. Henry Seve. Henry Seve'ye bıraksa orada gol. Scott McTominay sarı görmüş. Beyler biraz oynayın ya. Hadi Allah aşkına biraz oynayın ya. Allah peygamber adına. Daha azimli oynayın. Daha azimli. Son dakikalar. Yusuf. Cordova, McTominay. Olmadı. Oynama bu ya. İyi orta gol getirsin. Kubilay. 90 artı 3 oynanıyor. Tehlikeli pozisyon. Henry Seve. Attığı yer Yusuf alamadı ve maç bitiyor. Maalesef kazanamıyoruz. 14 kez şut vurduğumuz kaleye maçta 4 tanesi sabitli olmuş. Kaleyi bulmayan 7 şut var. Ve Bursa Sporlu Ankara gücü puanları paylaşıyor. Topa sahip olma oranımız %49'a %51 olmuş. Dunay stresli gözükmüş. Beşiktaş'la oynayacağız. Kendi sahamızda Abubaker Mobar'a 3 gün sakatlanmış. Asistanı gönderelim. Biz katılmayalım abi. Devam edelim. Yani gerçekten inanılır gibi değil Ankara gücünü karşısında galibiyet alamamamız bizim adımıza kötü. Ama 3 maçta hiç gol yemediğimizde dile getirmek istiyorum. Gerçekten bu konuda başarılı bir defansif başarımız var. Aynı şu andaki Bursa Spor gibi gol yemiyor ama gol atıyordu bu haftaya kadar. Başakşehir deplasmanında 3 tane yedik bu hafta. Biraz da bu can sıkıcı oldu. Evet 26 Ağustos 2018'deyiz. 2 Eylül pazar günü Beşiktaş'la iç sahada bir maç yapacağız. Beşiktaş bu arada 14. ama maç eksiği var büyük ihtimalle. Bu haftaki antrenmanlarımız da kapsamlı fiziksel dayanıklılık, fiziksel direnç kapsamlı. Çünkü sezon öncesi olduğu için bu şekilde bir e, otomatik atama yapmış olmalı e, yardımcı antrenörümüz. Ben öyle düşünüyorum. Açıkçası. Açıkça konuşmak gerekirse. Yani Şu haftanın sonuçlarına bir bakalım mı abi? Haftanın sonuçlarına, pazar günü geçin bir haftanın sonuçlarına bakalım. Ondan sonra da devam ederiz. O Beşiktaş galip geldi. Beşinci sıraya yükseldi. Bakın 14. sıradaydı. Gerçekten Beşiktaş'la önümüzdeki hafta çok kritik bir maça çıkacağız. Bu maç bakalım nasıl sonuçlanacak. Önemli bir rekabet söz konusu. İç sahada stadın full olacağını düşünüyorum. Şu anda biz 3 hafta sonra FPS niye düştü ya? FPS düştü. Ani bir şekilde anlamadım. Şu anda 3 hafta sonunda 7 puanla lideriz ama Galatasaray'ın maç eksiği var. Galatasaray bu hafta kiminle oynayacak? Sivas oynayacak. Bir de Başakşehir'in Trabzon maçı var. Başakşehir nerede? 11. Trabzon 8. Bizi geçmelerinin imkanı yok ama her ne olursa olsun ikisinin de Galatasaray galip gelirse ancak bizi geçebilir. Trabzon biz Aa, Trabzon 4-1 yenip bizi geçti. İmkanı yok dedik. Anında göt olma şov. Enteresan. Üçüncü tamam diyoruz bu haftayı da bir puan aldığımız bu haftada önümüzdeki hafta Beşiktaş'la iç sahada bir maç yapacağız. Bakalım nasıl şekillenecek bu maç. Açıkçası tedirginim biraz Beşiktaş'ın kadrosu bayağı başarılı ama bizim de kadromuza güveniyoruz. Geçen maçta gerçekten e, istediğim verim alamadığım oyuncular var. Onlar da bir değişikliğe belki gitmeyi düşünebiliriz. Çünkü Yunay Lopez'i 10 e numara mevkisinde oynatıp sağda Cordova'yı oynatabilirim. Hızlı bir oyuncu lazım. Caner Erkin'in fiziksel gücünün karşısında eğer Caner oynarsa orada. Solda da keza Allah'ın Lima yokan Gönül'le iyi bir mücadele verecektir diye düşünüyorum. Latovlevic mi sakat? Yapma be. Yapma bunu. Bunu yapmayın işte ya. Of. Yapmayın. Şu maçtan sonra sakatlanaydım be kardeşim. Vallahi billahi şu maçtan sonra sakatlanaydın keşke ya. İnanılır gibi değil değil mi? Ratovlev sakatlanması hiç hoş olmadı arkadaşlar. Şu anda milli maçlar. Dört oyuncunuz milli göreve çağrıldı. Güney Afrika, Abu Bakar Mubara, Venezuela, 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 Sergio Cordova, Makedonya, yani Atanasov, İskoçya, Scott McTominay. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Sakatlıklar silsilesi bu maçta 3 gol, 3 maçta gol yemeyen Mami'nin yerine Okan Koçuk arkadaşımız görev alacak gibi gözüküyor. İlk 11'de bayağı bir dalgalanmalar yaşayacağız bu maçta. Bu da bizim adımıza biraz sıkıntılı olabilir. Ama inşallah olmaz. Bir açıkçası moral motivasyon çökmedi değil arkadaşlar. Haydi. Oyun takıldı. Oyun takılmaz ya. Bu yapar arasında böyle şeyler. Türkiye Kupası maçları heyecanlı bir şekilde Beşiktaş maçını bekliyoruz. Beşiktaş maçından sonra milli maç arasını çabuk bir şekilde geçmiş olacağım. Çabuk bir şekilde geçip Başakşehir maçını yaptıktan sonra yayını büyük ihtimalle kapatırız bu arada. Mükemmel telefonumun mükemmel sesi geldi. Bu bad siteleri beni bezdirdi arkadaşlar. Artık mesaj gelmesin lütfen ya. Bir kere oynadık abi Allah var. Elimizi verdik. Kolumuzu kaptırdık ya. Bu nedir ya? Age of Empires mı lan Burak? Age of Empires ne oğlum? Sıkıntıdan Age of Empires mi oynuyorsun? Age of Empires. Değişti ama yanlış olmasın. Oğlum Hasan Ali kaldırım ne gol attı dünya. Allah billahi ya. Böyle bir gol. Bu çocuk atıyor aslında da işte bu maç bazen bazen de çok kötü oynuyor. Bazen çok iyi oynuyor. Bazen de olmuyor yani. Oo biz niye unuttuk lan? Dur dur. Kemal Kemal'in soyadı neydi ya? Kemal Göçen miydi? Kemal'e bak söz verdik unutuyordum neredeyse ya. Hadi kardeşim açılsana. Ne bu tantana kardeşim? Kardeşim. Ayda takılma kardeşim ya. Hah. Leandro Carvalho şu şu şunun menajeri kimmiş özellikler bilgi temsilcisi temsilciye takma at takalım oğlum bunun adını değiştiremiyoruz mu biz? değiştiriyorum al işte. Kemal Göçen. Kemal Göçen miydi? İnşallah Kemal Göçendir yani. Şu an aklıma gelmedi. Neyse biz yap biz görevimizi yapalım da. Biz görevimizi yapalım. Ya oğlum ne sakatlanıp durdunuz be. Yeter be. Bir kendinize bakın artık ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Galatasaray yenmiş o dördüncü tamamladık bu haftayı. Hoş değil. Aurelien Chou alıyor. Bir de Aurelien Chou alıyordu. Dışarıda seçim arabaları yine geçmeye devam ediyor. Canlı değil band kaydı yayınımızın anasını ağlatıyorlar. Oyun kaydoluyor. Burayı keselim. Kesiyorum hatta. Şu an kestim. kestik. Kestik. Merhaba ben Tost Çerol. Bir başka dost çekimiyle sizlerle birlikteyim. Bugün size 9 kiloluk atom tost yapacağım. Heh kaydetti. Oyuncu kayıtları yarın sonlanıyor. Teşekkürler yeşil timsahlar. Kritik maçta Beşiktaş'la evimizde oynayacağız. Beşiktaş 7. biz ise 4. yüz. Ankara gücü maçını kazanamadık. Biraz canım sıkıldı bundan yana açıkçası. Ankara gücü maçını kazansaydık iyi olurdu. Takımda şu an takım iyi oturacak. 1-2 haftaya otururuz. 1-2 haftaya otururuz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hmm. İngilizce kupaları gözlemeye gerek yok. Para harcamayalım boşuna. Allah'ın aferin kardeşim. Aferin kardeşim benim. Allah'ın ayın adamı haftanın mı? Ayın ayın. Ayın oyuncusu olmuş kardeşim benim be. Helal olsun sana be. Helal olsun sana. Allah nolima. Allah nolima. Adamı getirmişik Portekiz'den. Cık. Brezilya'dan. Gel karlı havada top oyna diyordu. Oynamaz tabi. Wagner Love. Vergini için bir planım var. Şenol bozuk para atarım kafana bak kafana bozuk kafana bozuk para atarım inan bu FPS niye düşüyor abi FPS düşmesini benim gönlüm kaldırmıyor yani bu FPS'in düşmesini moralim bozuluyor böyle yapmayın bana ya <laughs> Kafana bozuk para atarım inan. Evini başına yıkarım inan. O Sivas Kasımpaşa maçı Sivas'ın 1-0 üstünlüğüyle bitmiş. Hoş değil. Yakışıksız. Bizim şov tatak tatak bizim şov tatak tatak bizim şov tatak tatak bizim şov Enteresan. Evet ne olmuş? Ka Konya Spor'la Ankara gücü 4-4 beraber kılırken Trabzon Erzurum'u 4-1 yenmiş. Yeni Malatya Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe yener. 2-0 yener Fenerbahçe. 2-0. Ooo Fener yeni Malatya'yı yenememiş. Bizim bu hafta galip gelmemiz lazım arkadaşlar. Beşiktaş karşısında ne yapıp ne edip maçı döndürecek tavırlarda bulunmamız lazım. Kadro kayıt yaptık. Kaydımız işte kardeşimle. Kardeşim yaptık kaydımızı ya. Asistan kardeşim sen git. Biraz açıkçası canım sıkıldı bu konuda. Biraz canım sıkılma desem yalan olur. Lato yok. Mami yok. Mobaranın biraz böyle ufak sakatlığı var. McTominay zaten form bulamadı. Göztepe Kayseri Alanya biriyle oynuyordu da göremedim onu. E, hemen bastım niye bastıysam. Kendini bilmez bir insansın. Başakşehir Bursa Spor Maçı televizyonda. Deplasman tribününün ısıtıcılarını açmayın kardeşim. E mi? Ha, Rize Alanya maçı varmış. Akisar Başakşehir Bursa Spor Beşiktaş. Göztepe 5-3 yanmış. Bu hafta baya gollü oluyor maçlar. Aa. Ah. Vallahi billahi. Kondisyon testleri tamam mı? Tamam. Maç öncesi. Maç öncesi takım seçimi. Gezer oynamıyor. oynayamıyor. Latovlevic'in yerine Emre Taşo'yu oynatacağız. Buradan Ataberk Dadak Denizi yedeye alalım. Buradan bir de Umut Meraş kardeşimize sol bek yedeği. Zaten bu kadroda. Bir de ben bu hafta kim kötü oynuyor ya? Yunay Lopez kötü oynuyormuş. Kordova'yı oynatalım Yunay Lopez'in yerine biz bu hafta. O oh, Scott Mcdominey kardeşim niye böyle yapmış ya? Allah Allah. Henry Seve. Ayta çıkaradan iyi değil. Neyse böyle devam edelim. Hadi bakalım bu hafta da böyle çıkalım. Oh, yenmemiz lazım abi. Yenmemiz lazım. Oh, 5 taşın 11'i de iyi yalnız bu arada. Asistan kardeşimi göndermek istiyorum. Takım konuşması nerede? Otomatik. Tamam. Tamam Recep abi sen otomatik olarak takıl burada. Asistan gönderdik ve maç başladı. Medali pepe. Emre. Emre Taşo. Sinan Bulat mı? Orta geldi arka direk Allah'ına kaçtı. Tolga mı? Tolga'yı niye oynatıyorsunuz oğlum siz karyus varken? Geri medal. Tehlikeli pozisyon kaçtı. Arkadaşlar. Biraz azimli. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Çıkın ileri. Kuarejma. Ertuğrul gitti. Bir daha Kuarejma. Tehlikeli pozisyon dışarı. Tehlikeli geliyor Beşiktaş. Lay 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 la. Aman arkadaşlar yapmayın, yapmayın, yapmayın çocuklar. Yapmayın. Ferikik'ten yedik. Sezonda yediğimiz ilk gol bu arada. Tehlikeli pozisyonlar. Üzüldüm şu an. Hücum ağırlıklı ileri çıkacağız abi. Şimdi hadi. çocuklar. Adamın adı da okunmuyor. Bodevoz gibi şey. Arkadaşım o kaptırılır mı ya? Orada ama yani. <gülüyor> <gülüyor> Bokunu çıkarttınız iyice kontrada. Pozisyon yok ya. Badji. Ertuğrul. Güzel pas. Hadi kardeşim araya. Kötü pas ama güzel orta. Sako güzel orta hadi. Emre hadi. Ah be Mobara be. Ah be Mobara be. Yanlış yere bastık yine. Ah be kardeşim be. Bir yaratıcı olun hadi. Ya gerçekten ikinci yarıda çok değişik bir taktiksel varyasyonla çıkmamız lazım ki bu maç dönsün. Bu maç dönmeli. Hadi. Hadi Sako. Sako nasıl atamıyorsun onu ya? İnanılır gibi değilsin ya. Atsa var ya dönecek maç ya. Beyler. Bir kendinize gelin ya. Ya böyle bir şey yok ya. Mut Meraş alalım oyuna. Adam Virginia harbiden önlem almış yalnız ha. Helal olsun. Şimdi. Şimdi bizim ne en büyük sıkıntımız abi? Babekiler çıkmıyor. Geniş alanda oynamayalım biz abi. Dar alanda oynayalım abi. Paslaşalım abi. Ölümüne pas. Rakip savunmanın üstüne git abi. Tamam mı? Yapacak bir şey yok zaten. Kontraya kalk. Top kanatları yolla. Top kanatları yollar mısın? Şimdi Beşiktaş çok arkaya sarkıyor. Biz takımı geriye çekelim. Baskı yapalım. Evet. Başka türlü dönmeyecek mi maç? Şu anda bu varyasyonlarım sayesinde belki döndürürüz maçı. Gökhan Gönül'ün ortaları çok tehlikeliymiş. Pozisyonumuz da var ama ya. Sakon'un onu atması lazımdı mesela. Son dakikada bilmiyorum yani. Yazımda oynayayım bakayım. Bacı vur be. Ulan Tolga ne kaleciymişim be. Oğlum Bubble Bubble Gum. Bubble 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 Gum. Bubble Gum. Hadi beyler. Hadi beyler. Kontra'ya. Kontra'ya. Yok. Yok. Oh. Aman. Aman. İnanılır gibi değil ya. Scott McTominay var ya rezil gibi oynuyorsun kardeşim ya. Çıkar McTominay'ı ya. Bu ne ya? Ya oynamayacaksan çık kardeşim yani. Vallahi billahi böyle rezillik olur mu ya? Bunu alttı beni ya. Sarı sarı kafa yorulmak bilmez diyor. Yorulmuşum mu nasıl iş kardeşim ya? Yani gerçekten inanılır gibi badji kırmızı. Of! İnanılır gibi değil ya. Vallahi bunalttınız beni ya. Vallahi bunalttınız billahi bunalttınız ya. Tokucam oynayacağınız topa demek istiyorum artık. Daha zimli oynayayım bari. Beden dili yok heriflerin. Dilsiz mi kaldınız? <laughs> ya vallahi billahi yeter ya. Kendi sahanızdasınız ve şerefsizler. 12 tane hatanız var. Aynı ya. Kafa kafaya gidiyor maç ya. Kafa kafaya giden maçta düştüğümüz muameleye bak ya. Orta sağ üstünlüğü diye bir şey yok. Tolga abi herifler ağzımıza sıçtı ya. Yürü Allah'ına bir tane Allah'ına Abi nasıl yapamıyorsun orada ortayı ya? Bir daha oyna. Rezillik sizin ağzınıza sıçayım ben ağzınıza. Ağzınıza sıçayım agresif orospu çocukları. Yarın antrenman antrenman yok. Şey tatil mi tatil yok size. Hadi. Lafışaklar. Ya uşaklar. Nasıl sinirlendirdiler beni. Maçı bile anlatasım gelmedi bak ya. 4 haftada yemediğimiz golü, 3 haftada yemediğimiz golü burada yedik ya. Badji, Allah belanı versin Badji. Umut Myers. Diktir git ya. Badji uyarıyı kabul etmiş. Asistan gönder. Sinirlendim arkadaşlar. Ben burada bitiriyorum bunu. Hafta sonu belki bir canlı yayın yaparız arada. Canlı yayında pazar günü canlı yayında biraz daha oynarız. Yani canım sıkıldı şu anda. Bu yeni ligin üstüne ligde kaçıncı olduğumuzu gösterip bitireyim. İki haftadır gol atamıyoruz. Büyük bir sıkıntımız var. Bakalım nasıl şekillenecek önümüzdeki Başakşehir maçında. Başakşehir maçına kadar milli takım arası var. Hafta sonu pazar akşamı büyük ihtimalle bir aksilik olmazsa bir canlı yayında bu kariyerin devamını getiririz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Videoyu burada bitiriyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. E, videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha çok arkadaş ulaşabilmesi için FM sever dostlarınızı da videoları önermeyi unutmayın. Cumartesi günü yeni video ile pazar günü de canlı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.